Kardeşlerim, onun dışında bugün buraya gelmemizin vesilesi, sıcakta sizi çok tutmayayım. Yaklaşık burada 4 yıldır efendim namusuyla, şerefiyle, onuruyla, haysiyetiyle Şanlıurfa Ülke Ocakları İl Başkanlığı'nı en iyi şekilde efendim yerine getiren ve bizlerin göğsünü kabartan, bizim yüz akımız olan Ocak Başkanımız Mustafa Nargüllü Beyefendi'nin talepleri ve ricaları üzerine efendim Şanlıurfa'da devir teslim gerçekleştireceğiz inşallah. Tabii kendisiyle ben bu 4 yıllık zaman zarfı içerisinde çalışmanın mutluluğu içerisindeyim. Bizim başımızı aşağı eğdirecek hiçbir işin içerisinde bulunmadı. Elhamdülillah almış olduğu bu kutlu sancağı daha ileriye taşıdı, daha fazlasıyla mücadele etti ve Allah rızasından da şaşmadı. Onca fedakarlık içerisinde, onca gayret içerisinde, onca efendim mücadele içerisinde sizlerle birlikte bu çalışmaları şimdiye kadar devam ettirip bir başarıyı ortaya koydu. Ve ismini de efendim güzel bir şekilde gönüllere bıraktı, yüreklere bıraktı. Dolayısıyla ben kendisinden razıyım. Mustafa Nargüllü kardeşimden. Allah da razı olsun. Bugüne kadar Ocak Başkanımızdı. Bugünden sonra da ömrümüz olduğu müddetçe sonuna kadar, ahirete kadar kardeşiz. Ahirette de kardeşiz. İki dünya birlikteliğine sahibiz. Çünkü biz efendim kısa günlük, kısa zamanlar içerisinde beraber olan insanlar değiliz veyahut da çıkar birlikteliği yapanlar da değiliz. Bizim davamız Allah'ın davası. Bizim de beraberliğimiz Allah rızası birlikteliğidir. Allah için birlikteliktir. Onun için ben bu yalan dünyada kendisi adına şahidim. Elinden geldiğince, dilinin döndüğünce çok kıymetli yönetim kadromuzla birlikte ilçe ocak başkanımız, kardeşimiz de efendim ilgili arkadaşlarımızla, ülküdaşlarımızla samimiyetle koşturdular. Şanlıurfa'daki hizmetleri bana ayrı bir mutluluk, ayrı bir bahtiyarlık efendim katmıştır. Onun için ahirette de kendilerinin şahidi olacağım. Başta bizde eksik vardır insan olarak. Hiç kimse dört dörtlük değildir. Hata, kusur hepimize mahsustur. Ama hep iyi hizmetleriyle, gönlümüzü mest eden çalışmalarıyla kendilerini bu şekliyle gördük. Ben Allah razı olsun diyorum. Yetiştiren anamızdan, babamızdan, Cenab-ı Allah ayrı ayrı razı olsun. Bundan sonra ebediyen kardeşliğimiz devam edecek. Burada hizmetlerini yine devam ettirecek. Hareketimizde sizlerle beraber gönül gönüle, sırt sırta çalışmalarını yine devam ettirecektir. Kendilerinin yardımcılığını yapmış, ocağımızın her kademesinde emeği olan, hizmeti olan, alın teri olan, mücadelesi olan böyle temiz bir arkadaşımız. Samimiyet sahibi, özveri sahibi, bir takım bahanelerin arkasına sığınıp da yapacağı işi efendim yapamam demeyip de o işe saldıran ve o işi efendime söyleyeyim bir şekilde bitiren, sonuçlandıran bir arkadaşım, değerli bir ülküdaşım efendime söyleyeyim. Bakır kardeşim, Bakır Bostancı kardeşim. Bundan sonra Şanlıurfa Ülke Ocakları İl Başkanı'dır. Hepinize saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Allah hayırlı mübarek eylesin. Öncelikle Sayın Genel Başkanım bizleri şereflendirdiniz. Allah razı olsun. 4 yıl önce Sayın Genel Başkanımız Şanlıurfa Ülke Ocakları İl Başkanlığı'na şahsımı atarken genel merkezimizde bana şunu şöyle söylemişti. Ortak başımızı öne eğdirme. Allah'a hamdolsun ki bugün görevi bırakmanın, şerefle bırakmanın, onurla bırakmanın mutluluğundayım. 4 yıldır Sayın Genel Başkanımızı Allah'a hamdolsun başını öne eğdirecek hiçbir şey yapmadık. Allah nasip etmesin. Sayın Genel Başkanımızla çalışmak bizim için çok büyük şerefti. Zaten 4 yıllık hizmetimiz onun emir ve talimatlarıyla geçti. Liderimizin emir ve talimatlarıyla geçti. Bu 4 yıllık çalışmalarımızın neticesinde de zat halleri sağ olsunlar. Önerdiğimiz arkadaşımızı kırmayarak, kabul ederek bizi bir kez daha onurlandırdı. Şereflendirdi.
Bu dava Allah davasıdır. Biz bu Allah davasına hizmet noktasında 4 yıl önce aldığımız sancağı bir nebze olsun ileriye taşıyabildikse ne mutlu bize. Sayın Genel Başkanımızın emrindeyim. Her ülkücü gibi bundan sonra bir nefer olarak Sayın İl Ocak Başkanımızın emrindeyim. Sayın İl Ocak Başkanımız ne emrederse bize emirdir. Teşkilatçı olarak bütün yönetimde arkadaşlarımızda, burada arkadaşlarımızda sağ olsun teşkilatçı şuuruna vakıflar. Bakır Başkanımızın emrinde olacaklar. Şahsım da emrinde olacağım. Bundan sonra şoförlüğünü de yapacağız, çaycılığını da yapacağız, kapısını da açacağız. Onun emrinde çalışmaktan gurur duyacağım. Sağ olun. Bizim için emrinde hizmet. Evet. Allah hayırlı eylesin. Sayın Başkanım da sağ olsun gereken söyledi. Siz de aynı söylediniz. Bizim için önemli olan önümüzdeki yola bakmak. Hadi bakalım. Allah'a emanet. Zamanında Mustafa Başkan'la Bakır Başkan'la 2004'den beri Ocak yönetimindeler. Evet. Bir nefesini ver, o da bir ayrı bir gurur verici. Şöyle gelin bakalım.